Evet arkadaşım, kanala hoş geldin. Bu videodaysan eğer muhtemelen kendi çekmiş olduğum fotoğrafların keskinliğinden veya netliğinden memnun değilsindir diye tahmin ediyorum. Ben de bu videoda size kendi tecrübelerime dayanarak tamamen kendi perspektifimden bu fotoğrafları nasıl daha keskin ve daha net hale getirebilirsiniz, bunlardan bahsediyor olacağım. Fotoğraflarımızın net olmamasının tabii ki birçok temel nedeni olabilir ama bunları kendi içlerinde ikiye ayıracak olursak bir tanesi internal, yani kameranın içinde bizim ayarlarımızda yapmış olduğumuz yanlışlardan dolayı alamadığımız keskin fotoğraflar. Bir diğeri ise tamamen donanımsal olarak lensimizin kirli olması veya diğer ND filtre, polarize filtre gibi etkenlerden dolayı fotoğrafları yeterince keskin ve net alamamız. diyebiliriz. Size çok basit gelse de bu netliği almamız için en başta yapmamız gereken şey lenslerimizi, sensörümüzü, çekim yaptığımız herhangi bir ekipmanımızı tertemiz tutmak olacaktır. Çünkü yapmış olduğumuz farklı ortamlarda çekimler, işte 2-3 iş sonrasında tozlanan lens kaplarımız, lens önlerimiz, lensimizin arkası, sensörümüz, sürekli lens değiştirmekten sensörün içine doluşan tozlar ve lensin önünde oluşan bütün parmak izlerimiz vesaire, özellikle görüntülerimizin çok daha kirli ve temiz olmamasına neden oluyorlar. O yüzden en başta yapmanız gereken bu netliği sağlamak için çalışmış olduğunuz ekipmanları, özellikle büyük projelerde işler yapıyorsanız, geri dönüp de çekimini tekrar yapamayacağınız çekimler yapıyorsanız, kesinlikle o çekimden önce lensinizi, sensörünüzü, her şeyinizi güzel bir temizlemeniz gerekir. İkinci olarak eğer ND filtre, polarize filtre, UV filtre gibi ekstra bir cam kullanıyorsanız lensinizin önünde, bu camların da artı bir temizliğinin yapıldığından emin olmanız gerekiyor. Onun dışında tabii ki kullandığınız filtreye göre bu filtrelerin bazıları tabii sizin görüntünüzü keskinlikten alıp daha yumuşak bir hale getirebiliyor. Evet tamam, bazen güneşin altında çekim yapmaya çalışıyorsak ND filtre kullanmamız gerekiyor. Fakat bu ND filtrelerin eğer ki görüntüyü yumuşatma, keskinliği alma gibi bir özelliği varsa bu muhtemelen çoğu çekimde istemeyeceğimiz bir durumdur. O yüzden kendi filtrelerinizi kendi ortamınızda deneyerek ondan sonra bu çekimlere sahaya çıkmanızı öneririm. Şimdi dış etkenlerden bir tanesi de tabii ki kullanmış olduğumuz lens. Eğer ki siz bir fotoğraf çekiminde fantezi olsun diye vintage bir lens kullanıyorsanız, işte Pentax'ın atıyorum 1980'lerden kalan bir lensini, bunu işte Sony'nin yeni çıkan 50 milimlik 1.2 diyaframlı son teknoloji lensiyle karşılaştırdığınız zaman tabii ki keskinlik ve netlik konusunda Sony'nin lensi bir adım öne çıkacaktır. O yüzden kullanmış olduğunuz lens bu tarz çekimlerde çok önemli bir faktör oluyor. Eğer ki gerçekten işinizi görmeyen, gerçekten lensin keskin görüntü alamadığına emin olduğunuz bir lens kullanıyorsanız tabii ki bütçeniz dahilinde bu lensi bir üst seviyeye taşımanızı öneririm. Veya çekimde kullanmış olduğunuz kadraj, ışık ayarları da bu keskinlik için çok önemli olacaktır. Bunlar şimdi bahsetmek istediğimiz dış etkenlerdi. Bir de kameranın içinde gerçekleştirmemiz gereken önemli detaylar var. Bu netliği sağlayabilmemiz için, bu keskinliği sağlayabilmemiz için. Şimdi benimle birlikte aynı şekilde A7 4 kullanan arkadaşlarım bana, ben story attıktan sonra işte bu bizim fotoğraflarımız neden bu kadar keskin değil diye birçok soru soruyorlar. Bunun da tabii ki nedeni kameranın ayarlarını tam olarak öğrenmiyor olmanız. Yani kullanmış olduğunuz odak aralığıyla kullanmanız gereken enstantane sayısını tam olarak ayarlayamadığınız zaman bu takım netleme problemleri yaşamanız çok normal. Şimdi isterseniz birazcık da onlardan bahsedelim. Tabii ki alan derinliği hoş, güzel, hepimizin istediği bir şey. Görüntüde çok güzel gözüken bir şey. Belki bazılarımızın tamamen profesyonel fotoğraf makineleri kullanmasının sebebi bu alan derinliği, arkadaki blur vesaire. Ama bu netliği sağlamak istiyorsak tabii ki bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerekebilir. Çekmiş olduğunuz fotoğraflarda tabii ki kullanmış olduğunuz odak aralığından, işte kullanmış olduğunuz kadraja, f-pointinden, enstantanenize birçok etken sizin bu fotoğrafları net ve temiz bir şekilde almanıza olanak sağlıyor. Eğer siz bu etkenleri öğrenirseniz fotoğraflarınızda istediğiniz gibi crispy, bu sharp diyebileceğiniz, yani çok keskin görüntüleri bu şekilde sağlayabilirsiniz. Şimdi ilk önerim, 1.4 açıklığında bir lensim var ve bunu sen sürekli 1.4'te kullanıyorsun.
Ama görüntülerin net değil. Bunun da sebebi sürekli 1.4'te kullanman. Çünkü almış olduğun o odak noktası o kadar ufak ki senin her hareketinde veya çekmiş olduğun objenin her ufak bir hareketinde bu odak noktası sürekli oynuyor. Sen gözü netlemeye çalışırken bazen kulağı, işte burnu, işte çeneyi objenin hareketine göre farklı farklı yerleri, istemediğin yerleri netliyorsun. Bu nedenle 1.4 kullanmak yerine sen bunu istersen 1.8, 1.8 de yetmeyebilir, 2 de yetmeyebilir, 2.8 hatta 3.5'a kadar kullanabilirsin. Bu sayede çekmiş olduğun fotoğraf hem istediğimiz şekilde net olacaktır ve ben netlemeyi kaçırdım mı diye kendine sorular sormayacaksındır. Artı istediğimiz blur zaten doğru odak aralığını vesairesini kullanıyorsak arka tarafta gene oluşacaktır. O nedenle işte alan derinliği fazla olsun, arka tarafta blur fazla olsun, ben f'i sürekli düşüreyim vesaire diye takıntılar yapmayın kendinize. Kullanmış olduğunuz lensten en güzel performansı alabilmek için bazı yerlerde tabii ki güzel görüntüler alabilseniz de en açık diyaframla, bazı yerlerde gerçekten o diyaframı kısmayı da öğrenmelisiniz. Şimdi görüntünün bulanık çıkması, yani istediğimiz gibi net çıkmamasının en önemli detaylarından bir tanesi motion blur, yani hareket bulanıklığı. Bu hareket bulanıklığı eğer ki biz fotoğrafı çekerken herhangi bir hareket ediyorsak, yürüyerek bir fotoğraf çekmeye çalışıyorsak bu fotoğraf tabii ki bizim istediğimiz gibi olmayacaktır. Fotoğrafın her yanı bulanık olacaktır. Çünkü o hareket esnasında sensörünüze ve lensinize, bütün kamera body'sine hareket verdiğiniz için çekmiş olduğunuz fotoğraflarda istediğimiz gibi değil de daha blurlu ve kullanılmayacak bir şekilde çıkacaktır. Tabii ki bunu düzeltmenin birçok yöntemi var. Bunlardan bir tanesi tripod kullanmak. Çok basit. Eğer ki hani tam net kıpırdamadan veya odaklamayı kesinlikle kaçırmadan fotoğraflar çekmek istiyorsanız, landscape çalışıyorsanız, fotoğrafı çekmiş olduğunuz obje hareket etmiyorsa, her zaman ufak bir tane tripod kullanmanızı tavsiye ederim. Ufak tripodlar dediğim zaten neredeyse cebe kadar girebilen tripodlar var. Onlardan bir tane alıp kullanabilirsiniz. Bu sayede çok güzel landscape fotoğrafları veya titreşim olmadan, motion blur olmadan enstantanenizi bile çok daha aşağıya çekerek güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir diğer çözüm yöntemi ise tabii ki enstantaneyi yukarıda tutmak. Yani biz enstantane sayısını hareket ettiğimiz o orantıda alırsak, bu da benim yapmış olduğum, tecrübelediğim şu ana kadar yapmış olduğum çekimlerde sürekli bir düğün çekimi, işte dış çekim, işte model çekimi vesaire derken ben kamerayı sürekli elimde hareket ettirerek çekim yapmayı seven biri olduğum için benim için düşebileceğim en nokta, en düşük nokta 1/200. Yani 1/200'den aşağı indiğim zaman muhtemelen o fotoğrafta bir hareket bulanıklığı seziyorum, fark ediyorum ve bu nedenle o şekilde yaptığım çekimlerde sürekli enstantanemi, shutter speed'imi 1/200'ün üstünde tutuyorum. Siz de bu şekilde bu çekimleri gerçekleştirirseniz daha net fotoğraflar almış olursunuz. Bir de bu söylediğimizin tam tersi var. Yani biz sabit duruyoruz ama bu sefer de çekimini yapmış olduğumuz obje çok hızlı hareket ediyor. Yani bu bir doğa fotoğrafçılığı olur, bir sokak fotoğrafçılığı olur, bir araba çekiyorsanız o araba hızlı geçiyordur ve siz onu yakalayamamışsınızdır. Bunun da ana nedeni tabii ki enstantanenizin düşük olması. Bu nedenle eğer ki bir bayanı böyle saçını savururken saçım da yok ama bir bayanı böyle saçını savururken çekmek istiyorsanız ona göre bir enstantane alıp o anı durdurabilesiniz ki o fotoğrafı da anladınız siz onu. Yani enstantane bu tarz çekimlerde çok önemli bir detay. ISO'dan zaten bahsetmeme gerek yok çünkü şu an andan tıklarımızla hiç bilgisi yok. Siz eğer yapabiliyorsanız ISO'nuzu da en düşükte tutmaya her zaman özen gösterin. Şimdi tabii ki bir diğer bahsetmek istediğim olay da odak aralığımız. Yani biz eğer ki bir 24 milimle çekim yapıyorsak bu görüntü çok fazla titremeyecektir ve görüntü bulanıklığı çok fazla olmayacaktır. Ama 200 milimle bir çekim yapıyorsak hem kendi hareketimizden hem objenin hareketinden bize daha fazla görüntü bulanıklığı, motion blur fotoğrafımıza yansıyacaktır. Bu da tabii ki fotoğrafın net olmamasına neden olacaktır. Bu tarz bir çekim yapıyorsanız size vermek istediğim bir detay, aynı video çekimlerinde olduğu gibi mesela işte
100 FPS'de çekiyorsak enstantanemizi 200'de tutalım gibi bir kural vardır. Tabii ki kurallar çiğnenmek için vardır. Ama bu gerçekten bu olayda da işe yarıyor. Eğer ki siz 200 mm'lik bir lensle çekim yapıyorsanız enstantanenizi en az 400'de tutmanız gerekiyor. Bu şekilde bir karşılaştırma yaptığınız zaman kullanmış olduğunuz lensin İki katında enstantanenizi kullanırsanız eğer o motion blur'ü en az seviyeye indirmiş olursunuz. Tabii ki bu bahsetmiş olduğum bir kuş fotoğrafçılığı vesaire değil. Onda en az 2000-2500 shutter'da çekim yapmanız gerekiyor. Şimdi bir diğer konu ise tabii ki bütün kameralarda iki tane autofocus seçeneği var. Bir tanesi single AF, diğeri continuous AF diye geçiyor. Single AF'yi genelde böyle duran objelerde, landscape yani doğa fotoğrafçılığı, manzara fotoğrafçılığında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama odaklamış olduğunuz yerde o netlemeniz kalıyor. O nedenle siz bir model çekimi vesaire yapıyorsanız her adımınızda, her yarım santim bile oynasanız o netlik gözden ayrılıyor. Bu nedenle muhtemelen Nikon, Sony, Canon hepsinde aynı olan continuous focus'u kullanırsanız o harekette bile kameranız gözü veya seçmiş olduğunuz objeyi takip edecektir ve bu sayede netlemeniz en garanti şekilde olmuş olacaktır. Ve bu şekilde sizlere fotoğraflarınızı tamamen kendi görüşlerimle nasıl daha keskin ve net alabileceğinizi bu videoyla aktarmaya çalıştım. Ayrıca Tron Max'in yeni bir mikrofonu geldi. Bütün videoyu da bu mikrofonla yaptım. Aslında daha duymadım kendi sesimi. Umuyorum ki güzeldir. Böyle oyuncular ve yayıncılar için çok kral bir mikrofona benziyor. Ama şimdi beni etkileyen bu mikrofondan fazla şu boom arm'ı oldu. Çünkü bunu FX3'ü bunun üzerine bağlayarak overhead çekim yaptım dün ve çok hoşuma gitti. Bu setup'la ilgili de ayrı bir video yapıyor olacağım. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için de teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Ben Gökhan Karakaş. Bye.